moduna geçmişken Aa, öğreteyim size yani küçük en azından bir noob hareketiyle böyle sıfırdan bir oyuna nasıl başlanır en başından anlatayım. Run Escape oynadım mı oynadım. Yani şunu anlatabilirim en, en kötü. Hani benim bildiğim ultim online seviyesinin dışına çıkıp geçen sefer yayında yapamadığım ee, bu arada yani bu laptopla da ultim oynuyoruz ya abi. Çok garip. Noob RP değil. Onu yaptım geçen yayın da. Yani Ultima Online ne neye vesile oluyor anlatabilirim. Zaten oyunu bir günde, iki günde, bir haftada, on günde öğrenmeniz, bir ayda öğrenmeniz mümkün değil. Özü yani mümkün değil bak. Bir sene harca, iki sene harca. Çünkü her skill'in kendi bir öğretisi var. Ama temelini öğretebilirim. Ultim oynana başlamak için başlamak ya Ultima Online'ın bir temeli var. Bir de sunucuların kendi sistemleri var. Genelde Türkiye'deki tüm sunucuların altyapısı aynı olduğu için ki zaten sunucu yok yani. Nebula var. Birkaç tane daha var. Olur abi oyuna ilk etapta. Oyuna girdiğinde ilk etapta yapman gereken hiçbir şey yok. Çeko gibi oynayacaksın. Mal gibi oynayacaksın oğlum oyunu. Gideceksin. Öleceksin. Ee, Yanlışta birine vurup garda öleceksin. Şu, o zaman tamam. Şu an itibaren başka oyun muhabbeti yapanları da banlayın abi. Sadece Ultima odaklanıyorum. 300 kişi bile kalsa sadece Ultima online öğrenmek isteyenler kalsın abi. Çünkü burada sabun sabun modu olmadığı için zorlanıyorum. Chat'ten sorularınızı da alacağım ve cevap vereceğim size bir yandan. Oyunla ilgili, Ultima ile ilgili konuşalım. Normal sohbet etmiyoruz abi. Ultima profesör. Bir salın abi bu yayını. Ee, sadece ultimo konuşacağız. İstemeyen varsa çıkabilir. Diğer yayında e, muhabbetimizi yaparız. Okey midir? Oyun orijinal soruları kapanmadı abi. Duruyor diye biliyorum. Şimdi az önce zaten yayının bir kısmında... ...nasıl indirilir, nasıl kurulur öğrettim. Bunun yanında bir de hesap açmanız gerekiyor. Onu da öğrettim. Şimdi hesabı açtınız... Ve bu aşamada yapmanız gereken şey ekanlığımıza girmek. Durun bakayım. Şu laptop görüntüsünü bir kapatıyorum. Stres olmayayım. Burada yapmanız gereken şifrenizi, o verdikleri şifreyi girip yanlış girdim lan şifreyi. Nebula'ya bağlanıyorsunuz. Burada bir karakter oluşturmanızı isteyecek. Dur reklamlar varsa geçsin. Önce müzik yok ki oğlum. Benim bende ses yok. Niye? Ha oyunun içinde sesi kapatmayı diyorsun. Genelde ultimacıların yaptığı şey. Buradan karakter yaratmanız lazım. Genelde noobsanız ve hiçbir şey bilmiyorsanız, ee, buradaki keko hazır karakterleri seçip oyuna yardırırsınız. Ses nasıl GG ya? Arkadaşlar nazi kralı yapın tamam mı? Ne olur? Bak çok bugün hassasım, sinirliyim. Yok tak tak yani anladın mı? Yok edin abi. Tamam. Odaklanmıyorum oraya. Burada bir karakter açmanız lazım. Şimdi Ultima'da yüzlerce skill var. Yani yüzlerce olmasa bile bir sürü skill var. Abi isterseniz Warrior olabilirsiniz, isterseniz Blacksmith Warrior olabilirsiniz, İsterseniz balıkçıyla ne bileyim hayvan evcilleştiren bir adam da olabilirsiniz. Yani birçok şey var işin içinde. Hmm, seçenek var, tamam mı? Burada size kalmış olay. Ama bana sorarsanız oyuna doğru başlama diye bir şey yok ultimada. Sadece yapmanız gereken girip oynamak. Oynarken öğreniyorsunuz. Zaten en güzel, ee, en zevkli kısmı da bu Ultima Online'ın. Hiçbir şey bilmeden oynamak abi. İnsanlara soru sormak, insanlardan... Ee, bu arada time out atmayın abi, direkt ban. Drop mu bende mi sıkıntı? Sen de sıkıntı abi. Nakit para yatırma olayı var mı bunda? Ne olan? Neye yakın? Ultima da mı? Evet başladım mı bırakabileceğim bir oyun değil bu. Türkçe çevirisi oyunun gerek yok. Sunucu içerisindeki tüm sistemler genelde Türkçe oluyor zaten. Pay to win değil ya. Pay to win değil. Bilmiyorum. Ben Ultima'yı anlatıyorum size. Server'ı anlatmıyorum. Türkiye'de herhangi bir sunucuda oynarsanız oyunu nasıl oynayacağınızı anlatıyorum abi. Ben sunucu reklamı veya sunucu tanıtımı yapmıyorum burada. Beni bağlamaz. Onu siz çözün, siz inceleyin. 99 yılında başladık abi hepimiz. Her neyse başladınız ve bir karakter açmanız lazım. Benim size tavsiyem Advance'a gelin. Yani skillleri kendi tercihinizle siz belirleyin. Burada diyor ki size karakteriniz için 3 tane skill'i belirleyebilirsiniz. Fakat burada genelde 2 tane seçilir. Çünkü bu skill'ler size başlangıç olarak 50 e, skill point'i vermektedir. Yani Burada level sistemi yok. Ultim Online level sistemiyle çalışan bir oyun değil arkadaşlar. Bir skill'i kullandıkça, bir yeteneğinizi kullandıkça yeteneğiniz gelişir. Ve de yüz'e kadar çıkar o. 100 olduğunuz zaman Grandmaster olursunuz. Ve o skill'in maksimum seviyesine ulaşmış olursunuz oyunun temelinde. Ee, ve de bunun bir sınırı vardır. Yani sadece 7 tane yetenekte yüz diyebilirsiniz mantığı vardır. O yüzden ona göre bir karakter dizayn etmeniz lazım. Yani ben çok iyi bir savaşçı olacağım diyorsanız o iyi savaşçı olmanızı gerektirecek faydalı skill'leri kasmanız gerekiyor. Ama takılmak istiyorsanız istediğini yap abicim. Yani sadece ortamı için veya muhabbeti için takılacaksanız, oyunu öğrenmek için takılacaksanız ki yapmanız gereken o. İyi bir warrior açmaya çalışmayın şu an ya da iyi bir pure mage veya warlock veya işte full craft karakter açmaya çalışmayın. Ee, kendi kafanıza göre takılın. Skill sistemli bir şey bu. Şimdi ben ne yapacağım? Oyun yeni başlamış bir noob'um. Sizin gibiyim. Misal veriyorum. O acaba ne oynasam diyorum. Buraya basılı tuttu, bastığımda bir sürü skill var. Mesela alkemi işte mm, Witcher, alkemist, pot pot yapan. Aa, yazarsınız şimdi. İşte anatomi skill, animal lore, animal taming, kimya ha işte simya onlar simyacı aynen. Simyager herkes çeşit veriyor şu an. <laughs> Oduncu olabilirsin. Marangoz olabilirsin. Ne bileyim işte balıkçı olabilirsin. Bunlar craft ve takılma ağırlıklı olarak söylüyorum. Healing var mesela burada. Healing sizin bir tane yeteneğiniz. Yani kendinizi tedavi etmek için gerekli. Ama onun yanında destekleyici skiller de var. Healing ve anatomi gibi. Yani anatomiyi biliyorsan. Mesela diyelim ki 80 anatomi kastın. 80 heal kastın. Bir adamı artık hayata döndürebilecek yeteneğe sahipsin demek. Ama onu 80'de bırakmanın bazı dezavantajları var. Sallıyorum. Eski ultimayla ile anlatıyorum belki değişmiştir bazı şeyler. %100, 100, 100 yaptığın zaman tam verimini alıyorsun gibi gibi. Oyun paralı falan değil arkadaşlar. Dün indirip oynayabiliyorsunuz. İşte inscription mesela parşömen yazıyorsunuz, scroll yazıyorsunuz yani. Musicianship var mesela. Bu bu sunucuda açık bilmiyorum ama Ultima temelinde müzisyenlik temniyebileceğiniz dragonları ya da farklı NPC'leri müzikle peacemaking falan da vardı galiba şu alttaki. Onunla birlikte sakinleştirip sonra teminleyebilmenize vesile oluyordu. Bir milyon tane skill var. Kafana göre mi Hırsızlık var mesela. Yani Thief, Snoop. Şimdi, snooping ne yarıyor mesela? Birinin Snooping'de de e, çantasını açmanıza vesile oluyor. Ve bunun skillini yüzlerseniz çift tıkladığınız an çantasını açabilir ve karşıya herhangi bir şekilde belli etmeyebilirsiniz. Ama 30 skill'le e, yaparsanız onu karşı tarafa bildirim gider. Biri senin çantanı açmaya çalışıyor diye. Dızcı oluyorsun yani. Aklınıza gelebilecek her şey var. Swordmanship mesela. İşte pure warriorsan, sen sword silahları yani işte katana vari, viking sword gibi şeyleri kullanacaksan sword kasıyorsun. Veterinerlik var mesela. Hayvanları hızlı iyileştirmeni. Veriyor. Bir boka yaramaz gerçi çok gerek yok da. Tracking. Tracking skill'i. Eskiden trekking skill'i kasardık. Ne yarıyor? Sosoria dünyasında yani Ultima'da gezerken open world'de trekking yapardık. Yakında bir tane Mustang veya binek var mı diye. Özel binekler var çünkü. O binekleri bulup teminlemek isterdik. Şimdi ben mesela noob'um. Açacağım abi. İlk ne, ne açtırsam size böyle hani Ultima Online'a başlayıp zaman geçirmenize vesile olacak en mantıklı karakterlerden hani ufak tefek de böyle 3-5 paranız olsun diye. Ee, abi Anno'da yaptığınız videoyu izlediniz mi? Yok. Hırsız. Hırsız zorlar sizi lan. Ya balıkçı açabilirsiniz. Miner genelde e, Ultima'ya yeni başlayan tiplerdir. Elinde böyle pickaxe <laughs> niye iron ingot toplayıp sürekli PK'lar tarafından öldürülen e, bir adam olursunuz. Fisher mantıklı. Warrior açabilirsiniz. Gidip böyle şehrin etrafında mezarlarda işte skeletondu, zombiydi. Bunları kesip ufak tefek 50 GP, 100 GP para kazanabilirsiniz. Miner'lar gariban değil. Benim ilk karakterim Blacksmith ile Fisher'dı. Öyle bir şey hatırlıyorum yani. Dızcı olabilirsiniz, hırsızlık ama işte bunlar zor şeyler yani hemen öğrenemezsiniz. Böyle basit oynayın. İşte Warrior açın. İşte 50 sword aç, 50 de Fishing aç mesela. Balık kas, Balıklarını pişir bankada sat. Duyur böyle. Balık satılır. Örnek veriyorum. Tamam hadi bu senaryoyu canlandıralım. Ben 50 tane 50 fishing skill alacağım. Bu strength dex falan önemli değil. Bunları eskiden böyle 2 günde falan kasıyorduk ama artık sunucularda basit kasması. Fishing açtım. Bir de gittim. Hadi arada bir de giderim. Eee NPC keserim diyorsanız Swordman, Mace veya Fence açabilirsiniz. Hadi fence açalım. Dagger'ımız da var. Dagger'la daha iyi vururuz. Bir de ben hep bu taktiği kullanırım. Üçüncü skill'e vermiyoruz. Sıfır ama wrestling'i seçerseniz new be fight eldiven çıkar. Deri eldiven. Hani kıyafet için şık duruyor benim için. Hep bunu seçerim. Yıllarca alışkanlığım oldu. Tamam. Balıkçıyım. Warrior'ım. Tam warrior değilim de. Yani en azından fence'le vurabiliyorum. Ki bunun bir önemi yok. Çünkü artık sunucularda skill kasmak çok kolay. Yani skill kasma alanları var gidiyorsunuz. Fensle vuruyorsunuz orada yarım saatte yüzlüyorsunuz zaten. Şimdi ileri diyorum. Karakterimin tipi geliyor. Ben buraya diyorum ki. Ee, di, ne bir nick bulalım. MSI Power. 45. <laughs> Yeni Brave Blue Tiger. ilk nickim. Çocukken ilk açtığım mage karakter. Brave Blue Tiger. Mala bak. <laughs> Kaplanın mavisi olmuşsun bir de cesur. Bir de Armedix vardı ilk nikim. Ultim Online klasik olan mı indiririz abi? Ne bulan sitesinde var orada indir. Saçımızı maçımızı yapalım. Long olsun standart. Şöyle bir de sokol koyalım buna. Skin hair'i boş ver. Saçımızın engini de şöyle amele bir tip yapalım bu böyle olsun ama saçım öyle olsun. Şöyle pembik pembik. Ee, bunlara dokunmayın. Elfti elfti bunlara hiç dokunmayın. Sadece female yani kadın karakter istiyorsanız aşağıdaki female'i seçmeniz yeterli. İleri dedik. Ve de Mungulov aktif oynanıyor. Belki de hepsi Mungulov'a spamlıyordur bilmiyorum. Mungulov'da doğdum. Artık karakterim Sosorya dünyasına geldi. İkinci yapmanız gereken şey oyundaki düzeni sağlamanız. Yani şu an bakın her şey karışık marışık. Ekran küçük. Options'tan göze geliyorum. Burada standartı var. Bu standart bir ekran. Ultima'nın normalde orijinalinde maksimum gösteri... Maksimum gösterici ekran bu. Fakat yeni launcherlarda dediğim gibi böyle özellikler var. Çözünürlük diyorsun. Buraya ben fazla abartmayacağım. 1600 yapıyorum genelde. Aksiyon karakterlerimle değilse. Bunu seçtikten sonra tekrar şuraya 640'ı seçip... ...büyütmüş oluyorum. İşte buraya her şeyi tutup çekebiliyorsunuz. Düzeninizi sağlayın. Mesela şu şurada ben hep çok rahatsız eder. Bunu kapatabilirsiniz. Ee, harita kafanıza göre koyun. Kimisi burada oynar, kimisi burada oynar. Şurada dursun şimdilik. Şimdi oyuna başladınız. Ulan ben ne yapacağım diyorsunuz. Kedi değil ya camdan geliyor. Abi ben bu oyunu nasıl oynayacağım falan. Mansun ikinci tuşuyla kamerayı da açayım. Mouse'un şuradaki ikinci tuşuyla basılı tuttuğunuzda koşuyorsunuz arkadaşlar. Mouse'umu nereye götürürsem oraya koşar. Mouse'u yakınlaştırırsam yürümeye başlar. Uzaklaştırırsam koşmaya başlar. Oyunun temeli bu. Tabi siz ileride artık PvP aksiyona daldığınız zaman e, klavyedeki yön tuşlarını da kullanabiliyorsunuz. E, ve de ayarlardan yavaş yürümeyi kapatmanız gerekiyor. Daha da böyle işte aksiyonda işte koşarken pot içebilin diye falan gibi taktikler var. Bunları kafanızı hiç karıştırmayın. Abi ultimayı Metin 2 ile falan karıştırmayın bu arada. Aman gözünü seveyim. Düşüncelerinizi kendinizde tutun. Zavier'le <laughs> burada pin belirlemeniz gerekiyor. Bu pini şey yapıyorum giriyorum. Şimdi arkadaşlar karakterimiz yaratıldı ve siz ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Karakterinizi oluşturduğunuz zaman çantanızda bir takım itemler var. Bak en noob haliyle anlatıyorum. En anlayabilin diye anlatıyorum. Şimdi sizin hiçbir şeyiniz olmasa ekranda. karakterinizde çift tıklayarak veya aşağıdaki paper dola tıklayarak. Bak karakterimizin üzerine çift tıklıyorum. Hop benim e, karakter görüntüm ve bir takım işte log altıydı, skill'lerdi, guild'lardı, peace'li, war'du bunlar açılıyor. Karakterim üzerinden basılı tutup sürüklersem cam barım açılır. Çift tıklarsam ona da statüs olur. Sağ tıklarsam kapanır. Tekrar çekersem geri gelir gibi. Bunların kısa yolları da var klav klavyede. Burada da duruyor zaten. Çantanızı açmak istiyorsunuz. Gene noob versiyonuyla anlatıyorum. E, paper dolu açtık ya. Sağ altta bir çanta görseli var. Bu çantaya çift tıkladığınızda çantanız açılır. Bunu da buraya koyalım. Oha lan hiçbir şey çıkmamış. Ne alaka lan? Eskiden ne güzel bir sürü şey çıkardı ya. Nibify spellbooklar, resting ya bu elimdeymiş zaten. Kıyafetlerinizi e, sürükleyip yere atabilirsiniz. Yerden alıp üstünüze giyebilirsiniz. E, elinize silah alabilirsiniz çift tıklayarak çantanızdan. Bak çantaya mesela çift tıklıyorum. Eskiden verirdi işte. Çok eskilerden bahsediyorum şu an. Sanki herkese başlangıçta spellbook veriyordu böyle 5-10 büyülü. ...oltaya tıklıyorum. Eskiler evet abi çok şey değişmiş. Yani ben de rahatsızım o konudan ama yapacak bir şey yok. Eskiler eskide kalmış. Şimdi çıplak gezelim tamam. Çırıl çıplak böyle donla gezelim. Şimdi ilk yapmanız gereken... ...eğer Ultima yeni başladıysanız... ...yapmanız gereken şey... ...abi para... <laughs> ...para please demek. E, oyunda konuşma sistemi... ...düz ekrana yazılıyor. Yani herhangi bir şekilde T'ye basıp... ...bir bar falan açılmıyor da bir pencere açmıyorsunuz. Oyunda bak ellerimi görüyorsunuz şu an. Oyun açık. Bak. Hele bele 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 enter. Direkt bu. Yani selamlar enter. Bitti. Para verme yok para vermiş. Hiçbir şey vermeyin bana hiçbir şey vermeyin. Para istediğin zaman size verebilirler bu arada. Şimdi ben çulsuz bir edir edirfim. Ed Kaç param varmış? 25 bin dolarım var. 25 bin goldum var. Para isteyen varsa yazsın. Eskiden biz 100 goldla 200 goldla başlardık. Sıfır paramız olurdu. Hayvan gibi kasardık. Şimdi bir de bankamız var. Yani şehir şehir. E, safe kasalarımız var. Banka dediğimiz şey odur. Kimse erişemez oraya. Bu bize aittir. Yani ekranımız hacklenmedikçe kimse erişemez. Hacklense bile pin korumaları var artık. Bankanın etrafında bank yazdığınızda. Buradan görmüyor NPC'yi. Şuradan yazalım. Ay ananı nereden görüyor? Şu boşluktan yazdım. Bank yazdım. Kasam açıldı. Buraya ben ne sürükleyip atsam bu her zaman burada duracak. Yani bankamızı öğrendik, çantamızı açmayı öğrendik. Eee newbie fight yeni gelmiş eşyalarımızı gördük. Şimdi ne yapabilirsiniz? Ben şehirden çıkıp player killer'larla, PK'larla savaşacağım dersin. Yapma. Şimdi bir şeye nasıl saldırabilirsiniz? Saldırmanın yöntemi şu. Normalde ben bu adama saldırmak istiyorum diyelim. Fakat burası guard zone olduğu için, yani korumalı olduğu için ben bu adama saldırırsam kesebilirim. Adam ölene kadar guard yazmazsa yani guardı çağırmazsa ölür. Ama o öldükten sonra ben otomatik olarak criminal olurum. Ve de insanlar beni öldürür veya başıma işte guard indirirler falan. Yani oyunda birisi dalıyorsa şehrin içinde yapmanız gereken şey guards yazmak. Guards yazdığınız zaman birisi vurduğunda krim olduğu için ölür. İkinci olay şu nasıl saldıracağınız. Abi beni oyunda çağırmayın. Ha, başkasını çağırıyormuş. Mesela bu arkadaş denek olarak beni kullan diyor. Siz noobsunuz. Genelde bu hata çok yapılır. Bu adama yanlışla vurabilirsiniz veya doğrudan dalabilirsiniz. Vora geçmeniz gerekiyor. Yani oyunda bir peace modu var bir war modu. Ya çocuk gitsin ya başımdan. şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Vora geçme. Pise e bastığım zaman vora geçiyor bak Paper da karakter. Şu an karakter saldırı pozisyonunu aldı. Tamam mı? Şimdi bu adamı artık çift tıklayabiliyorum. Vora'da değilken çift tıkladığımda herhangi bir target çıkmıyor ve adamın Paper görüyorum. Neymiş mesela? Grandmaster Scribe bu adam. Scribe böyle mi okunuyordu lan? Her neyse yani inscription yapıyor. Şu Nirvan Essex e, bebesini banlasanız da her yerden bütün Twitch'ten. Maridius nikli bir arkadaş bu buradan görebilirsiniz. Çantasına çift tıklarsam hırsız olurum. Mesela şu an çift tıklıyorum çantasına. Bak karma kaybediyorum. Çantaya ulaşamadınız diyor. Zorluyorum. Şu an adam da deli gibi yazıyor. İşte şu adam senin e, çantana müdahale ediyor diyor. Skillim olmadığı için. Snoping skillim olmadığı için. Çünkü hırsız değilim. Şimdi ben bu adama dalacağım bora geçtim. Ulan dedim seni öldürürüm sen bana nasıl küfür ettin dedim garsonun içerisinde. Çift tıkladım. Normalde ben kapalı bende uyarı veriyor. Bak adam mavi adam iyi. Vurursan krim olursun diyor. Hayır ben yine de vurmak istiyorum diye okey'e basıyorsun dalıyorsun. Şimdi şuna vuruyorum. Bende gene ses yok bu arada. Oyunun sesi niye yok arkadaş ya? durun. Müziği kapat, sesleri aç. E ha tamam. Şimdi bora geçtim, çift tıkladım. Dur müziği kapatamamışım. Bak vurdum. Şimdi ben garson içerisinde bu adamı vurduğum için direkt olarak krimim. Yani o adam beni kesse de hiçbir şey olmaz artık. Şimdi bir tane guard yaz karşıdaki kardeşim kim bilmiyorum ama. Ben sana vurduğum için guardla beni ultimada en çok yapılan şey. 19.000 vuran bir guard çıktı ve ben öldüm. O adam benim eşyalarım artık alabilir. istediği gibi lootlar. Çünkü ultimanın en güzel yanı bütün eşyalarınızı kaybedebilme potansiyeliniz olması. Yani dışarıda ölürseniz, şehir içinde ölürseniz, nerede ölürseniz ölün. Yerde bakın cesedim yatıyor ve üstüne tıkladığım zaman... Bu da restledi beni şimdi bu arkadaş. Canlandırdı, hayata döndürdü. Ben bu adama hala krimim. Hala suçluyum. İstediği gibi bu güzel değil ki. İşte yeni nesil oyuncuların en büyük sıkıntısı bu. Dünyanın en güzel şeyi, bir oyunu eğlenceli kılmanın en güzel yolu... ...eşyalarınızı, varlığınızı kaybedebilme riskiyle oynamanızdır. Ee, yeni nesil oyuncular ve yeni nesil oyunlar tabii çantandaki hiçbir şey kaybolmuyor... ...bankandaki hiçbir şey kaybolmuyor. Sadece olay kapışma ve öldükten sonra... Hiçbir şeyin olmamasıdır. Bu tamamen lamer oyun tipidir abi. Bunu kimse tartışmasın benimle. Oyunun güzel olmasının yanı eşyalarınızı kaybetmenizdir. Yani sen dışarı çıkıyorsan biriyle kavga kapışıyorsan üzerindeki her şeyi kaybederek bunu kaybetme bilinciyle oynayarak kapışıyorsun. O yüzden öldüğünde sinirleniyorsun. O yüzden e, işte birini kestiğin zaman da çok seviniyorsun. Çünkü öldürdüğün adamın ganimetini alabiliyorsun. Örnek veriyorum. Mesela dur. 25K param var. Bir tane at alacağım kendime. Hadi bir, bir tane at alayım. E PUBG bu. <gülüyor> <gülüyor> bu arada otomatik koşmasını istiyorsanız, o an chat'ten bir şey yazmak istiyorsanız basit bir trik. Basılı tutarken, sağa basılı tutarken sola bir kez tıkladınız mı? Otomatik koşmaya başlar. Buradan das, das 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 yazarak kaçabilirsiniz. Sallıyorum yani öyle bir küçük bilgi vereyim. Belki hayatınızı kurtarır. Tüm eşyalarını bankada saklayabilirsin. Ama dışarı savaşmaya gittiğin zaman mecbur silah alacaksın, zırh alacaksın. Dur at, atı bana verme. At, atı göstereceğim. O paraya at yok. Var var. Al bunu. Al uğraştırma. Şimdi burada mesela atçılar var. Ben çift tıklıyorum. Bu vendorlar. Yani vendorlardan istediğinizi daha doğrusu NPC'lerin sattığı şeyleri alabiliyorsunuz. Peklama var mesela içinde eşya taşıyabildiğiniz sizi takip eden atlar. Ama içine eşya koydunuz mining yaptınız geldi biri kesti onu içindekini alabilir gibi gibi. Şimdi ben buradan bir tane tipik standart her zaman aldığım 4000 gold'a at alıyorum. Bu at artık benim beni takip eder. old stay yazarsam durur. Ben gitsem de gelmez ama bu at gri şu an isteyen öldürebilir ve suç işlemez. All cam yazarsam beni takip eder All go falan çalışıyor mu Kapatılmış all transfer falan çalışmıyor değil mi Birine ver Hiç yok öyle bir şey yok Çift tıkladığınız zaman atınıza binersiniz Genelde yeni başlayanların En büyük hatası şudur Vordayken Attan inerler Ve kendi atlarına vururlar Kendi atınıza vurursanız Eyvallah Erdem teşekkür ederim Kendi atınıza vurursanız teyimden çıkar yani o at artık sizin olmaz ve size saldırmaya başlar. Bilginiz olsun. Şimdi benim artık bir atım var. Ee, ve tam bir savaşçıyım. Fakat karakterim savaşçı olmasına rağmen çok yavaş kalacak. Niye? Çünkü burada STR, DEX ve INT var. Bu oyunun temeli yine. Yani karakterinizin özelliği neyse STR, DEX, Intelligent kasmanız lazım. Nedir bunlar? Örnek veriyorum. STR gücünüz, DEX hızınız. INT da işte kafanız diyelim. Turkan abi sanki birazcık mantı Metin 2'ye benziyor. Hayır abi. Metin 2 Ultima'dan çok 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 yıllar sonra çıkan bir oyun. Mantığı Metin 2'ye benzemiyor. Metin 2'nin mantığı Ultima'ya benziyor. Bunu sürekli düzeltmek zorundayım. Çünkü bütün MMORPG'ler bu oyundan sonra çıktı. İlk MMORPG Ultima Online'dır. Metin 2'yle falan kıyaslamayın abi. WoW da bunun çakması baktığın zaman. Ben sadece temelini anlatıyorum size. Evet ultimacılar ben ultimo online'cıyım diyen bir 99'dan beri ultim online oynayan bir MMORPG adama ben de Metin ikiciyim abi dediğin zaman götüyle güler içeriden sakın o şeyler yapmayın. Metin ikicileri küçümsediğim için söylemiyorum. Ama bok gibi oyun yani. Hiç triggerlayayım biraz. Her neyse. Karakterinizin Dex'i, STR'si ve Inti, inti var. Eee... Bunları kasmanız lazım. Mesela bir warrior'sanız size STR lazım, size dex lazım. Ama bir mage'seniz size intelligence int lazım. Bunu da kasmanın yolu normalde eskiden çok farklıydı ama şimdi çok kolay. Sizin için sunucular şöyle yerler yapıyor. Nerede lan o yer? Heh. Bakın burada bir gate var. Hemen şehrin meydanında Young Gate diye bir yer var. Bu Young Gate'e e, bu benim önerdiğim, desteklediğim, sevdiğim bir şey değil. Onu baştan söyleyeyim. Ultima böyle bir oyun değildi. Yani Ultima çok zor bir oyundu ama artık kolaylaştırdılar çünkü tutmuyor yani oynamıyor insanlar oynayanlar sadece 25 yaş üstü olduğu için çoğunluğu bir de 25 yaş üstü olup 5 IQ'lu adamlar da var hala üzücü olarak ama ee, evli millet işi gücü var bimlenmesi var gidip de böyle deli gibi 3 ay 4 ay karakter kasamıyorlar o yüzden kolaylıklar sağlamışlar. Mesela abi envanteri nasıl açacağız lan bak burada bir sürü NPC'ler var mesela skill dummy. Hmm, ben bu adama sınırsız şekilde vurup skill kasabilirim. Burada mesela 3 tane enstrüman var. Bunlar sizin intelligence'ınızı, dex'inizi, str'nizi kasmanıza vesile oluyor. Noob olarak anlatıyorum makrosuz bir şekilde. Bu dram buradan str'nizi çift tıklayarak böyle kasabilirsiniz. Ee, sürekli basıyorum şu an. Bak str'm 76 oldu, 80 oldu, 81 oldu. Ulan biz bunlar için 2 gün uğraşırdık. Kastım, 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 kastım. 100 yaptım. 100 limit zaten. 100 bitti. Şimdi bana bir de dex lazım. Çünkü dex nedir? Hızdır. Dex kasıyorum şimdi. Niye böyle bir şey yapmışlar? Abi işte yeni nesil ultimo diyelim. Yani Nebula bu arada en eski. Nebula böyle bir server değildi ama. Abi döneme ayak uydurmak zorunda adam. Şimdi eskisi gibi zor. 4 ayda 5 ayda kasılan bir karakter yapsalar oyun 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 oynamaz kimse. Ya ben oynarım da çoğunluk oynamaz. O yüzden adamlar daha kolaylaştırıyor işi. Gidin aksiyon yapın, eğlenin diyor yani. Şimdi kasıyorum, 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 kasıyorum. Bak noob şeklinde elle basarak kasıyorum. 100 oldu. Dexim 100, STR'm 100. Artık hem güçlüyüm hem daha hızlı vurabiliyorum. Şimdi bir de int'i olması gerektiği kadar 25'e kadar fullleyeceğim. Çünkü stat point'iniz 20, 225. Yani şuraya sadece 225 puan dağıtabiliyorsunuz. Şuradan kitleyebiliyor muyuz da? Nokta stat. Nokta stat. Statlarımı, statlarımı koru. Şunu da statlarımı koru diyelim. Statlar değişmesin bundan sonra. Abi açıkça söyleyeyim oyun bir CS LOL değil. Aynen. Ee, şimdi artık ben çok daha hızlı vuracağım. Örnek veriyorum. Yüzdeksim olduğu için şu adama NPC bu buna istediğiniz gibi vurabilirsiniz. Bak vuruyorum. Elime hatta fence alayım küçük bıçak. Çift tıklıyorum. Vora geçtim. Bu şekilde vuruyorum. Şimdi bakalım hangi skilllerimiz artıyor. Server'da hız limiti 128, 120 bu arada. Agility ile. Lan oğlum kafa karıştırma şimdi. Agility potu falan anlatma ya. Adamlar ultimanın U'sunu bilmiyor. Ne Agility potu? Burada normalde siz bıraksanız, kahvenizi koysanız veya YouTube'da bir şeyler izleseniz karakteriniz fans kasmaya başlıyor. Tamam mı? Şimdi senin skilllerin neler? Bunu nereden göreceksin? Bakın şu paper dolun yanında skills var. Buraya bastığınız zaman oyun içerisinde yer alan bütün skilllerin listesi buraya çıkar. Yani bu sizin karakterinize ait olan skilller. Yalnız şunu unutmayın. Burayı her açtığınızda sağ alttan show real demeniz gerekiyor. Show real gerçek skilllerinizi gösterir size şey guild kurdum, kale aldım, insanları topladım. Ve o an disconnect deyip tekrar girdiğimde sam ne diyordu? Someone is using your account mı ne bir şey diyor. Allah'ım çok kötü bir gündü. Hacklendiğim gün. Seneler önce. Trojan falan yemişim. Eski U olmayışı beni korkutuyor. Ya abi inan sana çok net bir şey söyleyeyim mi? Hani eski U'cu adam kafasıyla yorum yapıyorum. Evet istediğimiz zor karakter kasılması işte her şey zor olsun eskisi gibi olsun istiyoruz ama bir noktada da ona sabrın olmuyor biliyor musun? Yani ben bak lumberjack kasıyorum iki gündür. Yemin ediyorum böyle hani bıraktım artık kasmıyorum yani saldım. Biz eskiden bir sportmeni beş gün alt diyetteyim hala altı gün yedi gün kasıyorduk düşün. Sadece basit bir sportmanshipi belki daha fazla yani. Hele öyle magic resistlermiş yok efendime söyleyeyim işte teminikmiş falan ki teminik hala çok zor. Var mı öyle zor server? Valla öyle bir zor server olsa delik anlı gibi söylüyorum. Nebula aç a Nebula açarsa oynarım o zor server'da ama başka hiçbir server'da oynamam. Çünkü ben o kadar emek verip de yarın öbür gün kapanacağı riskiyle takılamam. En azından Nebula'da şey güvencesi var hani. Ne olursa olsun. Abi ben burada 8 yıl oynadım. Ee, kaç yılında? 99'da başladım. 2000 binlem kaça kadar. Ve bu sonucu 18 yıldır, 19 yıldır ya da daha fazladır açık işte 20 yıldır. Yaş 36 ama 18 yaşındaki gibi oynarım. Abi öyle oluyorsun zaten. Ne dedik? Ha, dur biz ne? De... Abi her şeyim geri gitmiş. Bütün kastığım şeyler geri gitmemiş. Tamam dur stat. Şu statlarımı bir koruyayım. Şunları da kitleyeyim abi buradan. Böyle benim zevkime yaptığım şeyler. Abi seni dinleyerek uyuyacağım. Sana kolay gelsin. Oğlum 8'de uyuyorsan durum vahim. Ben şu skill kasma alanına bir daha... De... Lan ben... Ya bu ne oğlum? Ben mage karakterimle girmişim ya. Abi yaptığım karakter de gitmiş. Neyse bununla devam ediyorum. Yaptığım karakter gitmiş mi ya? Yoktu değil mi ben oyuna girerken listede? Bir daha şifre girmeyeceğim. Ne bu da, da 2004 yılında oynadım mı? Tabii ki de abi. Ben Kuancı'yım bu arada. Locust'a hiç oynamadım. Locust'u sen bilmezsin. Bilmezsiniz. Gitti gitti yok demiş. Tamam abi o zaman bir daha açıp uğraşamayacağım. Ee, oyuna bu şekilde giriyorsunuz. Ultima'nın en güzel yanı şudur. Bizim zamanımızda oydu. O zamanlar böyle online MMORPG oyunlar olmadığı için... ...iletişim en önemli şeydi burada. Yani iletişim kurmak, oyun içerisinde sohbet etmek, muhabbet etmek, kavga etmek çok keyifliydi. Ve insanların birbirine yardımı harika bir şey. Mesela sen şimdi... Siktret benim anlattığım şeyi. skilllerini görmek istiyorsun ve açmayı bilmiyorsun. Burada direkt şeye gidip söyle adını merkeze gidip yazabiliyorsun anladın mı? Ve sana hemen abi gir çık yapmadın ondan kaydetmedi. Yok ondan değil. Buradaki kayıt sistemi gir çıkla değil oto save ile işliyor. Yani sunucu her yarım saatte bir kendini save ediyor. Zaten 10 saniye bir kitlenirsiniz. Evet abi yani burada ortama gireceksin. Önemli olan yürümeyi bilmek, konuşmayı bilmek, gerisi zaten ultimada geliyor. Size sabaha kadar ee, anlatayım, öğrenemezsiniz. Ya da öğrenseniz bile milyon tane bilmediğiniz şeyle karşılaşacaksınız. Ha bir de şunu anlatayım, öldünüz. Mesela Mungulo, bu, bu şehirdesiniz. Öldünüz. Vora e, geçtiğiniz zaman, yani şu ölüyken, bu moddayken, sizi herkes görür. Ölü, yani ruhunuzu görür. Ve de sizi resler abi. Legatus'a bak. Para atar mısınız? Atarız ka. Bir ka please. Sizi restleyebilirler veya kendiniz reslenmek istiyorsanız. Resurrection binaları var. Veya stonları var. Stonlarını karıştırmayın. Mungulov'da neredeydi lan o? Burası Alchemist. Şu dipte olması lazım. Öldüğünüz zaman şuraya. Burası da değil. Bunların hepsi mesela Carpenter. Carpenter'la ilgili bir ihtiyacınız varsa bunun içinden alacaksınız. Bak burası mesela işte silah satma yeri. Oradan alacaksınız. Bak şu üstünde ikon olan, sarı ikon olan yerler resurrection house'lar. Buraya war'da gelip şöyle birkaç defa war'a geçip veya teble war'a geçip ya da war'dayken rest yazarak bir şey yazarak ee, sizi bu NPC'ler restleyecektir, canlandıracaktır. Ama unutmayın öldüğünüz zaman her şeyinizi kaybediyorsunuz. Bu arada always söyle kanser olmasınlar. Bence always on'ı şimdilik kapatmayın çünkü bazen yürüme hoşlarına gidiyor yunupların aksiyona başlayacağınız zaman Always Run'ı açar kapatırsınız. Ya yani Always ne biliyor musun? Mouse'u kısa tutsan da yürüyor adam. Yürümüyor. Koşmaya başlıyor. Evet abi bir çardan bir çara item ya şey yapardık oğlum çok ani şeylerde böyle. Options'a gelirdik. Buradan transparanlığı açardık böyle. Bak şimdi bina hay ananın. Bu transparanlık açıldı ya burada. Buraya item gizlerdik. Diğer karakterle gelip onu alırdık falan. Normal yayınım yok arkadaşlar. Yok. Normal yayın yok. Şu normal yayın kısmını hala anlamış değilim yani. Bu anormal yayın da benimki normal yayın mı? Yani? Niye anlamıyorum? İşte aynı adam, aynı yayın. <laughs> gibi gibi mevzular. Sonra işte bir kitaplar var her yere gidebiliyorsunuz. Mesela ben, benim kalem var oyunda kaleme gidiyorum şu an. Kalortpor büyüsü attım. Rumbuk'tan ışınlanıyorum oraya. Ee, nereye ışınlanmak istiyorsanız orayı marklayabiliyorsunuz. Mesela bu benim mage karakterim. Mage karakterimde ne skiller varmış? Bak Grandmaster Assassin yazıyor. Yani bu Poison'ımın 100 olduğunu gösteriyor. Zehir atabilme büyüm. 100 Poison'a eşdeğer. İşte burada vardır bir şeyler. E, dur real'ı görelim. Evalar, meditasyonum yüz, majorim yüz yani büyü yapmamı gerektiren skill. İşte poisoning'im yüz. Başka nelerimiz var? Inscription kasıyorum. Falan filan yani. Burada makrolar var. Mesela kapışmak. Benim burada makrolarım yok tabii diğer bilgisayarımda ama. Büyü kapışmaları. İnsan Atıyorum dur şey gidelim. Munglov'un dışına çıkalım. Belki kapışanlar varmış. Vardır size ultimadaki aksiyonu gösterelim. Yani Craft takılabilirsiniz ama Ultima'nın nasıl olayı ve hala da iddia ederim hiçbir oyunda Ultima'daki aksiyon kadar keyif veren bir şey yoktur. Öyle bir oyun yok benim gözümde. Onu göstereceğim size şimdi. Millet ne yapıyor? Param yok. Allah kahretsin ya. O da geri alınmış. Çıldıracağım ya. Bence Nebula'ya bir önerim var. Ee, az çok izleyen varsa şurada ekipten abi bu sorunu çözmeden açık tutmayın. Şimdi biri para verir illa ki yayından gören vardır at falan verirler. Vassil Pol nereye benim beni öldüreceğim lan gel at at verem bak. Şimdi böyle gel sana at verem diyen adamlara inanmayın ama verecek galiba. Oo bak bu PK gördünüz mü? Şu adam PK mesela kırmızı. Bu mavi öldüre öldüre PK olmuş. Bu garsona giremiyor. Garson içerisinde takılamıyor. Lan niye giremiyorum? Ne yaptın? Item down yapıp benim engelledin ya. Ha, at verdi sağ olsun. Bu nasıl bir sistem lan? Ha attı sağ olsun. Eyvallah diyelim. Şu gate'ten geri dönelim. Şimdi at aldım. Mungulov'un dışına çıkıyorum. Bakın buradaki tipler aksiyon bekliyor. Bunlar PK gelsin istiyorlar tamam mı? Baga girmedi ya orada bir engelleme yapmışlar. Skrill teşekkür ederim. P.K. yok mu lan diyor. Bak şu an Garzon dışındayız. Burada bana herkes saldırabilir. Herkes öldürebilir. Gidelim. Mesela bak burada. O ne lan? Valeria. Bu mesela staff. Yüksek ihtimal o kesintilerle ilgili bir bilgi verecek. Ne oluyor lan? Banlıyor mu beni? Bu ne lan? Yayıncı robu. Ooo ayrımcılık. Ayrımcılık bu. <laughs> yayın izliyorum. Evet benim zaten kendi orijinal oynadığım karakterlerle ben yayın yapmıyorum. Tanıttığım böyle ultima öğrettiğim şeylerle yapıyorum. Bununla acaba ölüyor muyuz lan? Rob verdi arkadaşlar. Para vermedi. O yüzden yanına geldim. Eyvallah. New Fight. Evet bak bir item'ın üzerin bak mesela şu yeni doğduğunuz karakterlerde çıkan eşyalar var. Üzerine tıkladığınızda New bir Fight yazıyorsa ye yeni oyuncu kazanma emek veriyorsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben bu arada Ultima'yı oynayın istiyorum bu arada. Yani bu adamlar da onu görüp muhtemelen destek olurlar. Çünkü Ultima öldü. Yani destek oluyorlar dedim. Bana edit medit yapmıyorlar yani. Gelip de herif ben yayın yapıyorum diye cebime para koymuyor. Yanlış anlaşılmasın. Ama... Şeyi farkındalar. Çünkü bunlar da evli barklı insanlar abi stafflar. Ee, doğrudan ultimaya insan kazandırma. Bak serverda 70-80 kişi oynuyordu. 2 yayın yaptık. iki ortama girdik. Ee, 200 kişi falan oynuyor artık. 150 kişi falan oynuyor. O açıdan iyiyiz. Ee, ultimaya adam kazandırmak bence güzel bir şey. Bu oyunun ölmemesi lazım yani. Bir zahmet ölsün abi 97 yapım oyun. İşte ölmüyor. Başka oyun olsa çoktan ölmüştü. Düşünsene 97'de 98'de ee, üfürme sen gelmediğinde de 200 bilmem kaç kişiydi. Ha öyle miydi bilmiyorum. Ne, boş yapma bu gerizekalı ne böyle triplere bak üfürme falan diyor. Böyle mallar var bu arada söyleyeyim. Doğru bu arada bence ölmüş gömü unutmuşlar. Yok abi bitmedi. Şimdi bak ben biraz ee, bak bu PK bu beni gördüğümü indirir bu arada. Şimdi koşturup biraz dur lan staffı bıraktık orada. Ayıp olmuş. Neyse beni izliyordur zaten. Anlar benim ne demek istediğimi. Üfürme yazanı Natal'a kesek. Yok ben biraz triggerlıyım. Üç gündür yani sırf yayıncı olduğum için böyle çok destek olan, çok seven insan var. Bir de dikkat çekmeye çalışan e, tipler var. Üç beş tane toksik adam. İki gündür böyle benimle uğraşıyorlar soru burada. Yanıma gelip işte küfürler. Küfür etmiyor da. işte sana bu soru bıraktıracağız. Yok işte şöyle olacak. Bu garip garip. Böyle beyinsiz beyinsiz hareketler böyle. Bir triggerlıyım ya az önceki adama sövdüysem onlardan dolayı toksiklikten biraz çıldırmış durumdayım. Bu akşam bütün nicklerimi değiştireceğim o yüzden. Bak bu PK mesela yüksek ihtimal beni izliyor. Hangi klandan? şey mi? Selamlar dedi. Bu adamı gördüğünüz zaman kaçın eğer noobsanız. Kimi PK noobları öldürmez. Ee, bu büyüler müyüler atıyor. Mesela dün, dün geçen kovda vs yapmıştık. mı <laughs> Vallahi mı yazdım Allah mı çıktı lan? Allah bir staff daha geldi. Mesela bunlar mavi. Kimse kimseye dalmıyor şu an yayın ortamı olduğu için. Ama standartta böyle olmaz. Herkes birbirini siker burada. Aa küfür ettim. Ne yapalım diyor. Bak gördüm ultiman olayı bu işte. Şu an kimse birbirine dalmıyor ya. Ultima bırakılmaz. Ara verilir. Doğru söylüyor bu arada. <laughs> ultima hiç zaman bırakmadık teoride. Çemberi alın hemen. Mesela bir ultima taktiği. Şuradaki herkes benim çevreme kapansa. Lan dur adamı kesmeyin. Kim lan bu? Bak az önce toksik dediğim nasıl saldırıyor adama ya. Ulan regim olsa ben de dalacağım ha. Gördün mü bak az önce bana üfürme diyen herif muhabbete gelen adama dalıyor şu an ve ke hop. Ah ne oldu? Patladın işte. Bu toksik kitleden o arkadaş. Duvar atabiliyorsun biyo. Neyse ben daha fazla durmayayım burada çünkü sıkıntı çıkacak. Evet evet 5-6 yani tane toksik var ama Ultima'nın da yani her oyunda olduğu gibi toksikleri olmak zorunda abi. Ama ben yayıncıyım diye fazla yapıyorlar bana. Nickleri değiştirince kim olduğumu bilmeyecekler. Ne depremi lan? İstanbul'da deprem mi? Olmadıysa o çocuğu banlayın abi. <laughs> Şu deprem konusunda trigger'ım. Mesela ben bu yayıncı robuyla geçsem mesela atıyorum verdiği hediyesiyle beni kalvas flamdan geçirirler böyle. Bak bu mesela bir PK evinde takılıyor. Şimdi çıkıp bana dalacak eğer yayın izlemiyorsa. Dalmadı. Neymiş Grandmaster Heh, başkası daldı da diyecektim. O da arkadaşıymış. Bunlar evler. istediğiniz gibi ev alıp kurabiliyorsunuz. Mungulova değil ama başka yerlere kurabiliyorsunuz. Evinize dekorasyon yapabiliyorsunuz. Evinize ortak ekleyebiliyorsunuz. Evet bu oyunun kapasitesinde mantığında bir oyun daha gelmedi konusuna ben de çok katılıyorum. Sınır yok oyunda yani anlat anlat bitmez. Şu an karanlık oldu. In please yazıyorsunuz böyle. Attılar zaten hava aydınlandı gibi gibi. Milyon trilyon tane detay var. Ee, daha fazla anlatıp da baymak istemiyorum. Sadece oyuna girebilin ve devam edin. Zaten öğreneceksiniz. Daha geçen deprem oldu şakası bile komik değil. Evet o konuda ben de çok triggerlanıyorum. Albion Online bunun üzerine o vurguyla çıktı. Yani Albion Online çıktı dedi ki biz Ultima bir şeyin karışımıyız falan dedi ama evlenme de var kardeşim. Var evlen var mı hala bilmiyorum. Eskiden vardı altta yazardı. Elren ne bilmem ne evlendi. Zaten size her şeyi öğretirsem tadı kalmaz. Bana şu an deseler ki Tuğkan bir Ultime Online ile ilgili sana bir beynine çip takacağız. Bildiğin her şeyi unutacaksın deseler. Üff, kabul ederim yani. Çünkü zevkli tadı o ya.